Şükür'ün kaybını konuşmayı sürdürüyoruz. Annesi ve babası burada. Birazdan da abisi burada olacak. Şimdi Mustafa bugün bana her şeyi sorun, her şeyi sorun diyor. Çünkü şu yüzden soruyor, söylüyor. Açıklayalım izleyicilerimize. Yarın boşanma davaları var. O boşanma davasında bütün bağlarının işte kopacağını ümit ediyor Fatma'yla. Arkasından da Fatma'dan tamamen boşandıktan sonra, karar kesinleştikten sonra da sevgili izleyiciler, sevgilisiyle de yeni bir hayatın peşinde. Şimdi ama onları da konuşuruz. Oğlunuz Yasin birazdan canlı yayında olacak. Benim açıklayacaklarım var. Komşunuzla ilgili açıklayacağım. Yayınları çok dikkatli takip ettiğini biliyorum. Baba, Didem Hanım, her şeye alıştık. Ama bak komşunun... Her şeye alıştık. Komşunun Halil'le aran nasıl? Aram iyi değil. İyi değil. İyi değil tabii, o da bilir. Peki. Ben konuşmazdım yani kendisi. Tamam. Ama o komşu Halil sosyal medyasında farklı konuşuyor. Arkada başka şeyler yapıyor. Biz her şeyi bugün açıklayacağız sevgili izleyiciler. Vallahi, bak, komşu Halil ile ilgili her şeyi hem sosyal medyada açıklayacağız hem de burada açıklayacağız. Hazır olsun Halil. Tamam. Şimdi ben önce şey sorayım. Fatma, açıklamak ister misin? Sen soy ismini ve çocuklarının soy ismini değiştirmek istiyor musun? Zaten boşalınca değişecek senin soy ismin. Yani aynen. Erdem soy isminden artık taşımak istemiyor musun? Taşımak istemiyorum. Hı. Yani taşmayacağım. Peki. Şu başörtünü çok yüzün kapanı izin verirsen açma da. Şuraları bir düzeltebilir miyim lütfen? Evet, bir gözün görünsün lütfen. Şöyle lütfen. Biraz tabii yapabildin mi? Yapamadın mı? Dur, ben artık daha çekeyim. Sen kendi biraz daha yüzünü gözlerini ben... Gözler çok önemli ya. Gözler ifade, o ifade çok önemli. Ha tamam, gayet güzel gözlerini görüyorum. Herkes de görsün istiyorum. Sen çocuklarının soy ismini de mi değiştireceksin? Değiştireceğim bir zaman. Erdem ya, ol. Ötekini değiştirmezse ben Tahsin'inkini değiştireceğim. Ha, Tahsin'in soy ismini de değiştireceğim, soyadını da değiştireceğim. Tahsin'in adını da değiştireceksin, soy ismini değiştireceksin. Neden? Değiştireceğim. İstemiyorum onların soyadını. Var mı şöyle bir baba yiğitliği? Bilmiyorum. Var mı bu baba yiğitliği? Bana onu açıklasınlar bakalım. Bunu yapamazsın diyor. Çocuklar benim çocuklarım yani, diyor. Değiştir. Bir sessiz olun, bir yerlerden ses geliyor. Bu kararı ne zaman verdin? Yani... Bu yeni. Yani çocuklarımı zaten sevmezlerdi. Atlandan da bu istemiyorum. Madem değiştirecek, çocuğu niye çağırmıyor yanına? Yanına niye almıyor? Gelsin şimdi getirsin. Geçen cuma dedi ya Meyrem'le Mehmet'ten kocasına için. Yanıma oturtmak yanıma oturması istiyordum. Amca buna kızı. Yüklenmesini istiyordum dedi ya. Oğlunu da getirsin yanına. O beraber yüklensinler bana. Oğlu Tahsin de gelsin. Ya gelsin, senin oğlun beraber oğlunuz. Gelsin yanına otursun, bana yüklensinler. Ben her şeye karşı oydur meydan diyorum. Sıkıntı yok. Ben buradayım. Peki çocukların soy ismini... Ama öyle baba ettik değil hala, çocuğun adını değiştireceğim, soyadını değiştireceğim. Öyle var mıymış baba ettiği onun? Senin var mıymış? Ha, çağırsın yanına, yanında dursun. Erkek olsun da arkasında dursun madem. Nasıl, ne dedin? Erkek olsun da çocuğun arkasında dursun sana. Bugüne kadar babalık yapmadığı için mi Erdem soy isminden yani çıkartacaksın? İlgisi yok dedim ama sadece seyirciyi kandırmaya çalışıyor, hiçbir başka bir ilgisi yok. Bakın bir mahkemeye değiştirebilecek mi oğlanın adıyla soyadını? Yani istedim, niye değiştirmesin? Askere gitti geldi. Niye değiştiremesin? Tahsin'i bu fikrin... Anca ben değiştiririm. Biraz sert davası açarım, anca ben değiştiririm. O değiştiremez. O da değiştirir. O da yetişkin olduğu için ya, oğlun da bu kararı alabilir yani. Alabilir. Peki Tahsin'le konuştunuz mu bu durumu? Yok, konuşmadım dedim. Sadece ben kendim söyleyeceğim. Çocukların daha yeni şu anda duydular. Daha aynen. Ben çocuklarla konuşmadım. Yani olsan da... Tamam, ben de ikine söylüyorum. Tamam, ben izin veriyorum, değiştirsin. Veriyor musun? Çok olgunlukla karşıladın. Ben veriyorum, değiştirsin bakalım nasıl değiştirebileceğiz. Versin mahkeme ya. Yani ikisi de 18 yaşından olduğu için onlar dava açabilirler. Değil mi Tunca Hanım? Miras Rett davası açmasın. Bir dakika, Tunca Hanım sesi kapalıydı. Söyleyin Tunca Hanım. Kendileri yaşları büyük olduğu için açabilir. Ancak soyadının değiştirilmesi biraz farklı. Çok önemli bir hukuki sebep olması lazım. Ben de babama, ben de mahkeme açtım. Kendisi biliyor. Soyadımı ben de değiştireceğim. Değiştirebilmiş miyim? Şöyle yani sen sonunda öyle ya da böyle Mustafa'nın katil olacağının belgeleneceğini, dolayısıyla bu olaydan dolayı da soy isminin çocukları... Değiştirmesin yani, çocuklarımın yarın karayla gezmemeler için değiştirmeye karar verdim. Yani. Sen Mustafa kızını öldürmekten yani cezaevine girecek diyorsun. Valla bu lafa gülünür işte. Bu lafa gülünür diyor. Gülünür. Bu lafa gülünür. Evet. Sadece kendi gülüyor, başka kimse gülen yok. Şimdi sen Mustafa'dan daha önce de boşanmak istemişsin. Ne zaman boşanmak istedin? Sen mi istedin, o mu istedi? Ben istedim. Sen istedin. Ne zaman istedin? Ben götürdüm istedin? Onu avukatın yanına. Avukatın yanına dilekçeyi yazdım, mahkemeye ben planla verdim. Götürdü tabii, planla. Onu da için. Bazı şahıslar devreye girdi. Ne zaman oldu bu? Kurbandan sonra. Yani Eylül'de dedi ama. Eylül gibi daha Eylül. Evden gitmemiş yani. Eylül-Ekim. Eylül-Ekim.
Kurbanda yani. Haberin yok mu boşanma davası kararı aldığında? Tamam, ben İspartalı'dan geldim. Beraber gittik. Kendisi imza attı. Kendi imza attı. Ben İspartalı'dan geldim. Ben İspartalı'daydım. Yani Meryem yanındaydım. Ben aceleyle çağırdı. Boşanma davası açalım. İşte evi vereceğim, damı vereceğim, şeyi vereceğim. Beni çağırdı aceleyle. Ona avukatın yanına girdik. Dilekçe yazdık. Dilekçe yani parası istedi avukat. Sonra vereyim dedi. Gittik şeye, hükümete gittik. Orada da yani dosya parası, şey parası istedi. Ben dedi sonra getireyim dedi. Oradan ayrıldık yani. Bir oyunla çıktık oradan. Bu bir yani oyundu yani. Boşanma yok. Yani sana bir gözdağı mı verdi? Aynen. Bu hani onu verdi. Boşanma kararını almamışsın. Öyle bir de amacın yokmuş aslında. Bir gözdağı vermekmiş yani. Gözdağı vermek. Ne gözdağı vereceğim ben ya? Avukata ben 1000 lira para verdim dilekçe parası. Ona keyif uçur mu verdim o 1000 lirayı? Bazı şahıslar araya girdi dedin ya sen. Kim onlar? Hiç kimse girmedi dedi. Mustafa dediği için soruyorum. Kim onlar araya girdi Mustafa? İsmini kullanmayayım ya. Niye ya? İsmini kullanmayayım. Bazı arkadaşlar. Akrabalarınız mı, arkadaşlarınız mı, dostlarınız? Ya kendisinin yanında arabayla getiren bizi şahıs kimmiş? Kendisi de iyi biliyor. O da çok yalvardı yakardı. Şimdiki belediye başkanı. O yalvardı. Sadece şimdiki belediye başkanı. Şu anki tekrar seçilen belediye başkanı. Aynen. Şu an seçilen belediye başkanı mı devreye girdi? Babam da çok devreye girdi. Oğlum ya, yapma. Kayınpeder de öyle. Aynen. Niye peki yani o kadar devreye girdiler, onu boşanmanızdan onlara ne ki yani? Kötüyüm ya ben ya, de. Yuvayı bozmanın demesi istediler ya. Ha o yüzden. Yuvanızı yani. Bozmanın demesi. Çocuğunuz var, çoluğunuz var. Aynen öyle demek istediler yani. Ben kötü gelirim ya, ne istemişler geriye dedim ha. Yiyordu ya. Yarın ben... Ama şu anda o an konuştuğunuzda senin o sırada sen şey, tamam, daha dilekçe vermemişsin. Kızın lafını söylüyor ya, niye devam ettiriyor mesela? Ha, aldatma meselesinden. Yarın ben bunların cevabını Atliye'nin önünde veririm ben bu küçük çekmecede. Yarın boşanacağına eminsin yani. İnşallah. Peki şimdi ben şunu anlamıyorum. Yani peki bunca ihanete rağmen seni aldattığını söylüyorsun. Sen de onu aldatmışsın. Bu da duymuş komşu yani kulağına benim falan. Benim aldattığım adamla çıksın piyasaya. Hayır ama şu annen söylemiş, kulağına söylemiş. Yaptığını yapmadığını bilmiyorum. Ben onun açısından söylüyorum. Aynen. Öyle bilgi almış. Sen de onun aldatıldığını yani şey yaptığını görmüşsün. Bu kadar ihanete rağmen. Bunların hepsi ortada. Benimki ya acayip görüntüler görmüşsün. Ben bir niye tane, boşanmadın? Bir tane mesajda birini kandırdım. Evime kadar geldi. Ben kaçtım. İşte onu da kendisi bilip duruyor. Ben inkar ettim mi? İnkar ettim mi ben? Niye kaçtın peki sen? Ya o kadından kaçtım. Ha sen Isparta'daki şeyi söylüyorsun. Tabii canım. Ama ben bunun gibi açıkça evime getirip... Köyde başkası ilişkin olmadığı için. Yani. Annenin söylediği gibi köyde başka bir insan ilişkin olmadı yani. İşte o her şey ortada. Yok tamam, onu konuşuyorlar. Köylü konuştu. Yani çocuk yapmış, ondan sonra ya iki tane anlamaya çocuğu çalışıyorum. Varmış, ben özür dilerim ama bu sorularla şunu anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ya ben istemiyorum. Ya tamam, benim umurumda değil. İstediğiniz kadar sen 100 tane yap, o 200 tane yapsın. Yani. Niye önemli değil Didem Hanım? Şu açıdan önemli. Niye önemli değil? Senin kızın kaybolmuş, sen sevgili arıyorsun Didem Hanım. Niye önemli değil? Seninki otelde yaşadığın gibi. Geçen gün benim sevgilim canlı yayın yaptı. Adamın bir tanesi şap ortaya yazı yazdı. Ne demek oluyor bu? Oğlanın psikolojisi bozdu. Biliyorum. Ya, tamam ben tamam o açıdan önemli. Niye önemli değil? Buraya niye çıktı bu? Hayır öncesi de önemli ama. Tamam. Öncesinde de katil olduğunu ya da sevgilisini öldürdüğünü söylüyorsun ya Mustafa'cığım yani. Tamam. O zaman sen neden hala bu kadının yanında kaldın? Kızını öldüren. Ne biliyorsun yanında kaldığımı? Kızını öldüren. Ne biliyorsunuz yanında kaldığımı? Ay, niye jandarmaya gitmedin lütfen ya? Lütfen ya. Ya nasıl inandın bu kadına o zaman? Çok yalan söylüyorsa, onu yapıyorsa, bunu yapıyorsa. Ya bana inandıysa o bana inanmadım dedim hanım. Eşliğe de bir şey var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Niye şimdiye kadar bu kocam benim eşim çocuğumu öldürdü demedi de şimdi diye bu kelimeyi 10 senedir yanında durdu. Oyun oynuyordu ondan. Oyun oynuyordu. Aynı oyunlar devam ediyor. Niye durdu madem? Oyunlara gidip devam ediyor. Gidip polise, emniyete, Antalya emniyetine çocuğum babası kaybetmedi diyor. Kaçtı diyor. Kaybolmuş diyor. Oradan kocam öldürdü diyor. Ya Mustafa o zaman katil kim, çocuğu kim öldürdü ya? Kendisine sormak lazım. Bir anne bilir çocuğu, baba bilmez. Kim öldürdü ya? Kim öldürdü, katil kim? Bilmiyorum dedi o an. Kendisi götürdü. En son götüren kendisi. Yani yolda koyduysa da kendisi, yolda götürdüyse de kendisi. Ya Didem Hanım ben götürdüm de şimdiye kadar 10 senedir. Hepsini yapan bu kendisi. Bu çocuklara niye sormamış çocuklara? Oğlum ablan kızı götürdü. Nerede diye niye kadar şimdiye kadar 10 senedir sormamıştı şimdi sen soruyor bana ya? Sen söylememişsin ya sevgililerle götürdü, annen sevgililerle götürdü diye. Ben bizim bir ihtimalimiz bu. Evet senin ihtimalin öyle. Ben sana sen öldürdün diyemem ben sana. Aynen. Kendini götürdüğün için diyemiyorum. Çocuklara çatamadığın gibi. O zaman ben götürürsem buldur o zaman lan. Tabii bilmeye iş etmediğimi bildiğin için. Yani kanıt bulamayacağımı bildiğin için yapıyorum onu. O yandara bakma benim... Başka hiçbir şey... Yarın ben sana Atliye'nin önünde bu kelimeleri dittireceğim ben sana. Merak hiçbir etme. Şey diyemezsin bana Atliye'nin önünde.
Bu arada Mustafa, sen de daha önce buraya gelmeden önce Isparta'dayken, Fatma yayınlarımıza geldikten sonra, biz sana geldik ya, Büşra senin yanına tamam. geldi ya. Sen de bir röportaj yaptık. Tamam. Büşra yaptı. O röportajda çok ilginç şeyler söylüyorsun. Bir o röportajın diğer bir bölümünü. Bugüne kadar yayınlamadığımız, yani özellikle de beklettiğimiz bir röportajı. Önce Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'yi Instagram'a koyar mısınız arkadaşlar? Ağlayarak konuştuğu röportajda. Didem orada Hanım, bakın, ama ben orada size ama bir şey söylüyor Mustafa. Bugün elinizden geleni yapın. Ne sormak istiyorsunuz, ne yayınlamak isterseniz bugün her şeyi sorun. Ne olacak? Yarın ne olacak? Avukat da dahil etmişim. Bak bugünden sonra ben yokum bu yayında. Hani neden yoksun? Sıkıştım, kaçacağım. Aynen. Böyle diyeyim size. Boşanıp kaçacaksın. Boşandım, benim işim bitti. Ben bundan sonra savcıya, hakimine derdim anlatırım. Özür dilerim ama çok çok özür dilerim Mustafa. Senin derdin Fatma'dan boşanmak mı, çocuğunun katilini bulmak mı? Her ikisi de. Hiçbir şey değil. Tamam o zaman boşandın gittin. Bir tanesi gerçekleşti. Katil olduğunu düşünüyorsun. Kaç aydır buradayım ben Didem Hanım? Ha? Kaç aydır buradayım Didem Hanım? Zaman saymadım yani. Ben Üçgen Hanım'la 3 aydır buradayım. Tamam güzel. Katil ikiniz biliyorsunuz da söylemiyorsunuz. Benim katil olduğumu çıkarabildiniz mi? Onun katil olduğunu çıkarabildiniz mi? Ya bilmiyorsun. Burada her şey ortada. Her şey ortada. Kim yalan konuşuyor, kim doğruyu konuşuyor. Ya her şey özür ortada. 10 yıldır beklemişsiniz. Tamam. Beklemişsiniz. 3 ay fazla geldi. 3 ay mı size zor geldi yani? Aynen. Benim için zor geldi. Ya. Kusura bakmayın. Ha, yani. Ne oluyor? Aynı zamanda bu anneye de yani. İyi yapmışsın. Sadece Mustafa'ya değil bu yapmışlar. Ayıp ya, ayıp yaptınız ya. Mustafa, Mustafa. Zor geliyor ya. Mustafa. Çıkmıyorum bundan sonra yayına. Ne yapacaksınız yapın. Kimi alkışlayacaksınız alkışlar. Gökhan sana da bravo. Gökhan sana da bravo. Ne oldu sen? Vallahi bak sana hakikaten bravo. Ha. İyi, ne alkışlıyorsunuz yani?